Hatay Spor Kulüp Başkanı Mehmet Maden takımın son durumu hakkında bilgiler vererek geleceğe dair hedeflerini anlattı. Ligin yeni başladığını, dolayısıyla takımın performansıyla ilgili bir demeç vermek için henüz erken olduğunu dile getiren Maden, takıma yeni katılan oyuncuların olduğunu hatırlattı ve takımı değerlendirmek için yeni isimlerin takıma adapte olma süreçlerinin tamamlanması gerektiğini ifade etti. Hatayspor'un üst sıraları kovalayan bir ekip olacağını kaydeden Maden, taraftarlara da Paso Lig alma ve maçlara gelme çağrısında bulundu. Paso Lig sayısı beklentilerimizin altında, daha fazla artması gerektiğini düşünüyoruz. Taraftarın takımına sahip çıkması gerekiyor. Bir kez daha Hataylılara Paso Lig alma çağrısında bulunuyorum şeklinde konuştu. Hatayspor'un Spor Toto 1. Lig'de az sayıdaki borçsuz kulüpten biri olduğunu savunan Maden, taraftarların Hatayspor'a yoğun bir ilgi gösterdiklerini de sözlerine ekledi. Ligde kötü takım olmadığını kaydeden Maden, ligi ilk 6 içinde bitirmeyi hedeflediklerini, şampiyonluk ihtimalinin de ajandalarında yer aldığını söyledi. Takımda aile ortamı olduğunu ifade eden Maden, bu ortamın başarıyı getireceğine inandığını aktardı. Hafta sonu oynanacak olan Adana Demirspor maçını da değerlendiren Maden, iyi bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Kazanmak için gideceğiz. Biz aynı bölgenin takımlarıyız. Kardeşçe, fair play çerçevesinde bir maç olmasını diliyorum, dedi. Bonservis bedelleri ve futbolcu maaşları hakkında da konuşan Maden, biz iç ve dış transferde belli bir prensip ortaya koyduk. Takım içindeki barışı bozmayacak şekilde bir adalet sağladık. Benim en önem verdiğim konulardan biri bu. Yeni gelen oyuncuyla mevcut oyuncunun sözleşmesi farklılık gösterebilir. Futbol kamuoyu da iyi bilir ki oyuncunun mevkisi de bu rakamlarda belirleyicidir. Takım içinde makas çok açık değil. Hepsi birbirine yakın. Gol primi, asist primi, maç oynama primleri var. Bu sayede tüm oyuncularımızdan da en iyi şekilde verim almayı planlıyoruz, sözlerini kullandı.